Merhaba arkadaşlar, bu dersimizin konusu bölme ve bölünebilme kuralları. Önce bölme ile ilgili özelliklerimize ve tanımlarımıza bir bakalım isterseniz. Şimdi bölme işlemi doğal sayılarda tanımlanan bir işlem arkadaşlar. Yani kullandığımız terimlerin tamamı doğal sayı olacak. Şimdi tanımımız şu: A, B, C ve K doğal sayılar olmak üzere A sayısının B sayısına bölümünde elde edilen bölüm C ve kalan K ise, biz bunu şu kalıpta göstereceğiz arkadaşlar. Şu A sayısının adı bölünen sayı, B sayısının adı bölen sayı, C sayısının adı bölüm, K sayısının adı da kalan olarak tanımlıyoruz. Şimdi bölme işlemiyle ilgili soru çözümlerinde kullanacağımız iki tane çok temel özellik var arkadaşlar. Bunlardan ilki, aynı zamanda işlemi de sağlaması diyebilirsiniz. Bölünen sayıyı bölen çarpı bölüm artı kalanla bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bölünen sayımız A, bölüm B, bölen B, bölüm C ve kalan K. Şu şekilde bir eşitlik oluşturabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda bir denklem oluyor arkadaşlar. Mesela bazı bölme sorularını denklem kurarak çözeceğiz. Bu eşitlik bir denklem anlamına geliyor. Yani her bölme işlemi aynı zamanda bir denklem ifade eder, unutmayın. İkinci özelliğimiz, bir bölme işleminin bitebilmesi için arkadaşlar kalan sayının bölenden küçük olması gerekir. Fakat işlem doğal sayılarda tanımlı olduğu için kalan sayımız sıfırdan küçük olamaz. En az ne olmalıdır arkadaşlar? Sıfır olmalıdır. Bu da bir aralık oluşturuyor. Yani kalan sayımız sıfır ya da sıfırdan büyük ama bölen sayıdan nedir? Küçüktür. Tanımda kalan sayımızı K ile göstermiştik. K sayısı sıfırdan büyük ya da eşit olacak ama bölen sayımızdan, B'den de ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Şimdi isterseniz örneklerimizle devam edelim. Birinci ve ikinci çözeceğimiz örnekler arkadaşlar, bölmenin daha çok yapılışı ile ilgili örnekler. Hatırlarsanız tam sayılarda 4 işlemi anlatırken şöyle hafifçe bölmeden bahsetmiştik arkadaşlar. Orada basit birkaç örnek çözmüştük. Burada biraz daha karmaşıklarından bahsedeceğiz. Şimdi bakın, 4 basamaklı ABCD sayısını 3 basamaklı ABC sayısına böldüğümüzde elde edilen bölüm ve kalanın toplamı 16 olduğuna göre D rakamı kaçtır diye soruyor. Şimdi şu verilen cümleyi bölme işlemine aktaralım arkadaşlar. Şimdi ABCD sayısını yazalım. ABCD sayısını neye bölmemiz istiyor? ABC sayısına bölmemiz istiyor. Böldük. Şimdi burada bölüm ve kalanın toplamı arkadaşlar 16 olacakmış. Şimdi buradaki bölümü ve kalanı gelin beraber bulalım. Ondan sonra toplamlar 16. Oradan sonuca ulaşabiliriz. Şimdi bölmeyi nereden başlatıyorduk hatırlarsanız? Şu ilk rakamı okuyarak başlıyorduk. Şimdi A rakamının içinde ABC olamaz. Yanındakiyle beraber okuyorduk. AB'nin içinde ABC olamaz. Üçünü beraber okuyorduk. ABC'nin içinde ABC bir kez olabilir arkadaşlar. Hemen şuraya bir yazalım. Şöyle. Çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 0, 0, 0. Ne demiştik? Çıkarma işlemini yaptıktan sonra aşağıya bir tane rakam indirme hakkımız var. Şimdi bu rakamı, yani D rakamını aşağı indirdiğimizde D'nin içinde ABC sayısı olamaz. Şimdi D rakamını indirdiğimizde D'de ABC yok dediğimiz için ağzımızdan çıkan bu yok kelimesinin karşılığında şu bölüm hanesine bir sıfır atacağız. Başka indirecek rakam da olmadığı için bölme işlemini sonuçlandırmış olduk. Şimdi arkadaşlar şu bölüm, şu da kalan sayımız. Şimdi soruda bölüm ve kalanın toplamı 16 diyor. Yani D rakamıyla 10 sayısının toplamı 16 olacakmış. Buradan D rakamının değerinin 6 çıkması gerekiyor. Yani baktığımız zaman doğru cevabımızın C seçeneğinde olduğunu göreceğiz. Şimdi yine benzer bir soru. X, Y ve Z birer rakam. 9, 8, X, Y 4 basamaklı bir sayı. X, Y, Z 3 basamaklı bir doğal sayıdır diyor. Şöyle bir bölme işlemimiz var arkadaşlar. X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Şimdi bakın, dikkat ederseniz şurada bir bölme işlemi verilmiş. Bölümü bilmiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki bölme işlemini arkadaşlar kendimiz yapmaya çalışalım. 9, 8, x, şöyle biraz aralık bırakalım. Furkan'cığım gözüküyor mu burası? Gözüküyor hocam. Tamamdır. 9,
8, x, y. Bunu neye bölmemiz istiyor arkadaşlar? 32'ye. Şimdi başlayalım bölme işlemine. 9'da 32 olamaz. 98'de 32 kaç kez olabilir arkadaşlar? 98'de 32 3 kez olur değil mi? Çarptık 6, 96 oldu. Çıkardık bakın. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı. 9'dan 9 çıktı, 0 kaldı. Şimdi yukarıdan aşağı bir rakam indirme hakkımız vardı. O hakkımızı kullanıp şuradan x'i aşağı indireceğiz arkadaşlar. Yalnız biraz dikkat edin. Dikkat edin. Şuradaki bizim ilk rakamımız burada ne olarak tanımlanmış? Bakın ilk rakamımız x olarak tanımlanmış. Aslında biz x'i bulduk arkadaşlar. Bu x. X'in kaç olduğunu bulduk? 3. Peki o zaman şurayı 3 olarak düşünürseniz 3'ü aşağı indireceğiz demek ki. İşte 3'ü aşağı indirdik 23 oldu. Şimdi 23'te 32 var mı? Yok. O zaman buraya bir 0 atıyoruz arkadaşlar. Yok dediğimiz için buraya bir 0 atıyoruz. Gidip diğer rakamı indireceğiz. Yani şu y rakamını aşağı indireceğiz. Yalnız dikkat edin. Şurada verilen işlemde y rakamı burada ne çıktı arkadaşlar? 0 çıktı. Demek ki bu da y'nin değeriymiş. Yani y rakamımız 0'mış. O zaman buraya 0 indirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani sayımız 230 oluyor. Peki 230, 32 kaç defa var arkadaşlar? Düşünürsek 7 kez olması lazım. Bakın 7 kere 2 14 elde var. 1, 21, 22. Yani 224. Çıkardık ve sonuçta ne bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Bakın evet işlemi doğru yaptık demek ki. Şimdi bizden istenen x, y, z toplamıydı. Bakıyorum x 3 çıkmıştı. Y 0 çıkmıştı. Şu da z arkadaşlar. 7 çıktı. O zaman x artı y artı z toplamı bu sayıların toplamı olacaktır. Yani 3, 0 ve 7'yi toplarsanız toplamları 10 olmalı. Yani baktığımız zaman doğru cevabımızın D seçeneğinde olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. 2A iki basamaklı bir doğal sayıdır. Verilen bölme işlemine göre A rakamını alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakın burada bölme işleminin tanımını kullanacağız. Yani yapılış şeklini kullanacağız. Şöyle bir işlemimiz var. Dikkat ederseniz bölüm hanesindeki ilk rakamımız ne arkadaşlar? 1. Şimdi normalde ne yapıyoruz? Biz 1 ile 2a'yı çarpıp şu 46'ın tam altına yazıp çıkaracağız. Peki çıkardığımızda şurada elde ettiğimiz kalan sayı 2a sayısından ne olmalı arkadaşlar? Küçük olmalı. O zaman şöyle yapabilir miyiz? 46'dan 2a'yı çıkardığımızda bu kalan sayımız olacak. Bu kalan sayı 2a sayısından küçük olacak. Şu 2a'yı da karşıya yolladığımızda arkadaşlar 2 tane 2a olacak. Böldüğümüzde 23'ten büyük bir 2a sayısı elde etmiş olacağız. 23'ten büyük olduğumuza göre ne olacaktır? 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur ve 9 olur. Bize a rakamlarının değerlerinin toplamını soruyordu. Şunları toplayacağız. Bakın 9, 17, 24, 30, 35, 39 çıkıyor toplam değerimiz. Yani baktığımızda A seçeneği doğru cevabımız olacak. Evet, diğer örnekte de arkadaşlar bölme işleminde her bölme işlemi bir denklem oluşturur demiştik ya işte onun uygulaması. Bir bölme işleminde bölünen sayı x, bölen sayı y, bölüm 6, kalan 5'tir diyor. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Şimdi bunları bölme işleminde yerlerine aktaralım. Bölünen x, bölen y, bölüm 6, kalanın da 5 olduğunu söylüyor. Hemen şuradan bir denklem elde edelim. X eşittir 6y artı 5 olacak. Bunu arkadaşlar getirip işlemde x gördüğümüz yere yazalım. Bakın şuraya 6y artı 5 yazıyoruz. Artı 3y artı 4 bölü y artı 1. Topladığımızda 9y artı 9 bölü y artı 1 oluyor. Bu da arkadaşlar dikkatli bakarsanız tam 9 katı. Şöyle 9 parantezini aldığınızda sadeleştirebilirsiniz. Yani yapılan işlemin sonucu 9 çıkacak. Yani cevabımız B seçeneğinde olmalı. Evet, şimdi bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. A, B ve C doğal sayılar. A'yı B'ye bölmüş bölüm 6 kalan 4. C'yi 4'e bölmüş bölüm B kalan 3.
Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre A sayısının C sayısı türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu da arkadaşlar benzeri çıkmış sınavda sorulmuş bir soru. Burada yapmamız gereken şey her iki bölme işleminden de birer tane denklem elde etmek arkadaşlar. Mesela birinci bölme işleminde denklemimiz A sayısı 6B artı 4'e eşit olacak. Şimdi ikinci işlemden elde edeceğimiz denklemimiz C sayısı 4B artı 3'e eşit olacak. Şimdi dikkat ederseniz A'nın C türünden ifadesinden bahsediyoruz. Yani B'yi yok etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bu eşitliklerde B sayısından nasıl kurtulabiliriz? Şuranın 2 katını alsak. Şuranın da eksi 3 katını alsak. B sayısından kurtulmuş oluruz arkadaşlar. O zaman bunları tekrar genişletelim. 2A eşittir 12B artı 8. Buradan da eksi 3C eşittir. Eksi 12B eksi 9. Toplayalım bunları. 2A eksi 3B. Şunlar gitti 3C. Arkadaşlar. 3C özür tabii ki. 2A dinliyormuşsun aferin. 3C eşittir. Eksi 1 çıkıyor değil mi Furkan'cığım? Evet hocam. Şimdi A'yı yalnız bırakacağız. A'nın C türünden değeri nedir diye soruyordu. 2A eşittir 3C eksi 1. A eşittir 3C eksi 1 bölü 2 çıktı. Seçeneklere baktığımızda doğru cevabımızın E seçeneğinde olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki örneğimize bakalım. A, B, C, D, 7, 5 basamaklı, X'e 2 basamaklı doğal sayıdır. Şöyle bir bölme işlemimiz var. Yukarıda verilen bölme işlemine göre X'e sayısının A, B, C değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi özel bir soru kalıbı arkadaşlar bu. Dikkatlice izleyin. Bunun iki versiyonu var. İkisi de sorulabiliyor. Şimdi dikkat ederseniz burada bölüm hanesinin hiçbir değerini bilmiyoruz. Şimdi şurayı bilmediğimiz için işlem yapamıyoruz. Bölmeyi kendimiz yapalım desek A, B sayısının ya da A, B, C, D rakamların değerleri belli olmadığı için işlem yapamıyoruz. Burada şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Öncelikle bize sorulan X, Y sayısı kalan sayı. Şimdi bir bölme işleminde kalan sayı her zaman sıfırdan büyük ama bölenden de nedir arkadaşlar? Küçüktür bunu biliyoruz. Bu kalsın. Bir de şöyle yapalım. Şuradaki bölme işlemini şu bölüm hanesine herhangi bir harf yazalım. Ve buradan bir denklem elde edelim. Bakın A, B, C, D 7 sayısı 16 çarpı T artı X, Y şeklinde bir eşitlik yazabiliriz. Bundan sonra biraz dikkatli baktığınızda A, B, C, D 7 sayısı nasıl bir sayı Furkancı? Bu sayıyla ilgili bana bir fikir beyan etsen, bir yorum yapsan. Kaç basamaklı? 5 basamaklı. 5 basamak. Başka? Ya bir şey olması lazım burada. Bir şey bak orada A'yı vermemiş, B'yi vermemiş, C'yi vermemiş, D'yi vermemiş de niye sondaki 7'yi vermiş? Bir şey anlatmak istiyor. Bir sayının sonunda 1, 3, 5, 7, 9 rakam varsa biz buna ne diyorduk? Tek. Tek sayı. Demek ki onu anlatmaya çalışıyor. Peki orada arkadaşlar 0, 2, 4, 6, 8 rakamları kullanılsaydı ne diyecektik? Çift sayı. Şimdi burası tek sayı. 16 çarpı T nedir? Çift sayı. O zaman arkadaşlar X, Y'nin de bu eşitliğin sağlanabilmesi için çiftle neyi toplarsak tek olur? Tek sayı. O zaman X, Y'nin tek olması gerekiyor. Şimdi X, Y tek sayı olacak ve şu aralık içinde olacak arkadaşlar. Hangi değerler olabilir? Şu aralığın içerisine denk gelen tek sayılar neler olabilir? 11 olabilir. 11 olur, 13 olur, 15 olabilir arkadaşlar. Peki toplamları nedir? 11 artı 13 artı 15. 39 olacaktır toplamları. Yani baktığımız zaman doğru cevabımızın D seçeneğinde olduğunu göreceğiz. Eğer burada çift bir rakam görseydik o zaman burası çift sayı. 16 çarpı T de çift sayı. X, Y de çift sayı olmalı diye yorum yapmamız gerekirdi. Evet. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. A ve X doğal sayıdır diyor. Bir bölme işlemi verilmiş.
Bu bölme işlemine göre A sayısı en çok kaç olur diye soruyoruz. Şimdi bakın burada bölünen sayının en büyük değeri, en küçük değeri, kaç değeri gibi sorularda arkadaşlar biz genellikle çözümü şöyle yapacağız. Bakın buradaki x kare kalan 27 bölen. O zaman x kare 27'den küçük olmalı arkadaşlar. Peki x yerine hangi doğal sayıları yazabiliriz? Doğal sayı dediğimiz için 0 alabiliriz, 1 alabiliriz, 2 alabiliriz, 3 alabiliriz, 4, 5, 6 alamayız tabii ki. 6'nın karesi 36 yapar, 27'den daha büyük olur. İşte x yerine yazılabilecek değerler bunlar. Şimdi soru kökünde a en çok kaçtır diye soruyor. O zaman biz x'i en çok kaç alabiliriz arkadaşlar? 5 alabiliriz. Peki x en çok 5 ise a sayısı ne olacaktır? A sayısı en çok. Getirip yerine koyalım mı arkadaşlar? A sayısını bulmak için 27 çarpı x yerine 5 yazarsanız 11 yapar. Artı x yerine 5 yazarsanız 25 yapar. Buradan 297 olur burası. Değil mi Furkancığım? Evet. Artı 25. Yani A sayısının alabileceği en küçük değer arkadaşlar 322 olmalı. Yani baktığımda doğru cevabımız C seçeneğinde olacak. Furkan kontrol et de yanlış bir şey yapmayalım. Evet. Şimdi geldik diğer sorumuza. A ve N doğal sayılardır demiş. Bölme işlemimizi vermiş. A sayısının alabileceği kaç tane değer vardır diye soruluyor. Şimdi bakın arkadaşlar, A sayısının alabileceği değerleri bulmak istiyorsak yine benzer bir mantıkla yaklaşacağız. Bakın şurada bölen sayımız n artı 8. Burada da kalan sayımız 3n eksi 10. Şimdi bizim şu özelliğimiz devreye girecek. Kalan sayı yani 3n eksi 10, bölen sayı yani n artı 8'den küçük olmalı. Şimdi ben bu eşitsizlik sistemini parça parça çözüp n'in alacağı değerleri bulmaya çalışacağım. Önce şurayı çözelim. 3n eksi 10 sıfırdan büyük. O zaman 3n 10'dan büyük. O zaman n sayısı 10 bölü 3'ten daha büyük ya da eşit olmalı. Bir de diğer tarafı çözelim. 3n eksi 10 n artı 8'den küçük. Yani 2n 18'den küçük. Yani n 9'dan küçük olmalı arkadaşlar. Peki birleştirelim mi? Burası bir aralık oluşturacak. Bakın 10 bölü 3 ile 9 arasındaki sayılardan bahsediyoruz. Peki bu n'in kaç değer alacağı anlamına gelir? N sayısı 10 bölü 3. Yani 3 küsür bir sayı arkadaşlar. Dolayısıyla n sayısı en az 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur. Yani 5 tane n değeri bulabiliriz. Her n değeri için bir tane de a bulacağımıza göre o zaman 5 tane de a değeri elde edebiliriz. 5 tane a değeri bulunabilir. Cevabımız o zaman arkadaşlar seçeneklere baktığımızda D seçeneği olur. Evet arkadaşlar, sırada bir notumuz olacak. Bu notu bölebilme kurallarında da kullanacağız. Hatta ileride modüler aritmetik konusunda da karşımıza çıkacaktır. Şimdi notumuz şöyle diyor. A sayısının n sayısına bölümünde elde edilen kalan x. B sayısının n sayısına bölümünde elde edilen kalan y olsun. Yani şunlardan bahsediyor arkadaşlar. A sayısını n sayısına böldük, kalan x. Yine B sayısını n sayısına böldük, kalan y. Dikkat edin. Bölen sayımız ikisinde de aynı. A'nın kalanı x, B'nin kalanı y. Burada arkadaşlar şöyle bir mantık yürüteceğiz. Diyeceğiz ki eğer biz bölme işleminde sayıların değerini bilmiyorsak, sadece kalanlarını biliyorsak ama sayılarla da işlem yapmamız gerekiyorsa A yerine x yazarak, B yerine y yazarak işlemlerimizi yapıp kalanı bulabiliriz. Şimdi şöyle birkaç madde halinde bunları tekrar açıklayalım. Şimdi A çarpı B sayısının n sayısına bölümünde elde edilen kalan A yerine x, B yerine y yazarsanız x çarpı y olur. A üzeri K sayısının n sayısına bölümünde elde edilen kalan
A sayısının yerine x yazarsanız x üzeri k olur. A artı b sayısının n sayısına bölümünde elde edilen kalan a yerine x, b yerine y yazarsanız x artı y olur. A eksi b sayısının n sayısına bölümünde elde edilen kalan da a yerine x, b yerine y yazarsanız x eksi y olur. Şimdi bir örnekle bunu görmeye çalışalım arkadaşlar. A sayısının 12'ye bölümünde elde edilen kalan 8. B sayısının 12'ye bölümünde elde edilen kalan 10. Buna göre a çarpı b eksi a'nın karesi eksi 3b sayısının 12'ye bölümünden elde edilen kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz a sayısını 12'ye bölmüş. Kalanı 8 diyor. B sayısını da 12'ye bölmüş. Kalanı 10 diyor arkadaşlar. Ama şu işlemi yapabilmemiz için bize bir a bir b sayısı lazım. O zaman biz ne yapıyoruz? A sayısının kalanı 8 ise a gördüğümüz yerlere 8 yazıyoruz arkadaşlar. B sayısının kalanı 10 ise b gördüğümüz yerlere 10 yazıyoruz. Ve bu sayılarla kalanı rahatlıkla ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Şimdi getirip yerine koyalım. A çarpı b yani 8 çarpı 10 eksi a'nın karesi yani 8'in karesi eksi 3 çarpı b yani 3 çarpı 10. Bakın şurası 80 yapar. Eksi 64 eksi 30. Kaç olacak arkadaşlar? 80 eksi 94. Eksi 14 yapacak. Şimdi burada dikkatli olalım. Şimdi bölme işlemi doğal sayılarda tanımlı bir işlem. Şimdi burada işlemin sonucu eksi çıktı. Çıkarma işleminden dolayı. Şimdi eğer eksi bir değer buluyorsanız kalan eksi olamayacağı için şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu kalanın üzerine sürekli 12'ye böldüğünüz için bölen sayı ekliyorsunuz. Mesela bir kez eklese kurtarır mı Furkan'cığım? Hayır hocam. Kurtarmaz. Yani eksi 2 olur. Bunu artıya çevirene kadar bunu yapacaksınız. Bir daha ekleyelim. Kaç olur cevabımız o zaman? Eksi 2 artı 12 artı 10 olur. Yani a çarpı b eksi a'nın karesi eksi 3b sayısının 12'ye bölümünden elde edilen kalan artı 10 olmalı. Yani doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneğinde olmalı. Evet, böylece bölme ile ilgili örneklerimizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.